Astor ailesi olarak zaten ilk başta Ankara'da satın alarak, Besse firmasını satın alarak bu işe giriştik. 2000 tarihinde. Sonra 2006 tarihinde Astor Enerji satın alarak iki firmanın birleşmesine vesile olduk. Aile şirketiyiz. Bizim yaptığımız işler genellikle enerji üzerinde ağırlıklı olarak. Bizim lokomotifimiz enerji sektöründe. Şu anda 90 ülkeye yakın bir ihracatımız var. Bunu daha da geliştirmek istiyoruz. Bizim iki tane önemli bir ülkemiz var. Birincisi Amerika, ikincisi Avustralya. İnşallah onlardan da netice alacağız. Onun için çalışıyoruz. Bizim halktan gelen parayla arkadaşlar diyor ki ne yaptınız diyor. Aslında en güzel şey biz parayı yine Astor'a koyduk. Yine Astor'da büyüyoruz. Astor'da yatırım yapacağız. Biz yat kat almıyoruz. Biz gerçekten lokomotifimiz olan Astor'a yatırım yapıyoruz. Bunda büyüyeceğiz. Enerjide büyüyeceğiz. Bizim en isteğimiz enerji dalında büyüyüp daha iyileri Astor'u getirmek. Astor'un sabit getirisi olması gerektiği inancındayım. Onun için rüzgar ve güneşe çok önem veriyoruz. Onlarda bizim yatırımlarımız gelecek. O konuda da büyük düşünüyoruz. Türkiye'de sayılı firmasının olmasını diliyoruz. Üretim dışında da enerji kısmında da böyle düşünüyoruz. Yine yani yatırımlarımız hep enerji olacak. Başka bir şey düşünmüyoruz. Burası çok büyük bir tesis. Türkiye'nin en büyük tesislerinden bir tanesi. Vallahi çok büyük ürünler var yani. Trafolar galiba, değil mi? Çok büyük. Evet, burası bizim iş trafoları bölümümüz. En büyük kapasitedeki trafoları ürettiğimiz bölüm. Gördüğünüz gibi çok büyük ürünler. Buradan yurt içine, yurt dışına ihracat yaptığımız ürünleri buradan gerçekleştiriyoruz. Astor Enerji tam olarak ne üretiyor, ne yapıyor? Astor Enerji transformatör üretimi yapıyor. Çok güzel. Dağıtım trafoları, güç trafoları, anahtarlama ürünleri, orta ve yüksek gerilim anahtarlama ürünleri ve beton köşkler üretiyoruz. Yani bu gördüğünüz tesiste bu ürünlerin hepsini burada üretme kapasitemiz var. Öyle mi? Evet. Yani burası, bu ürünlerin hepsini üretebilen şirket sayısı herhalde çok fazla yok galiba. Türkiye'de çok fazla yok. Yani sayılı şirketler bu ürünlerin hepsini aynı anda üretebiliyor. Tabii farklı farklı dağıtım trafosunu üreten, güç trafosunu üreten şirketler var ama tek çatı altında ve büyük montanlı olarak bu tür ürünleri üretebilen Türkiye'nin en büyük fabrikası Astor. Tek çatı altında. Avrupa'nın en büyük tesislerinden bir tanesi. Yani entegre bir tesis o zaman. Entegre bir tesis, evet. Burada imalatlarımızın yapıldığı bir bölüm var. Diğer alanda mekanik imalatları gerçekleştirdiğimiz ayrı bir bölümümüz var. Evet. Burası çevreci üretim yapıyor. Kendi elektriğimizi kendimiz üretiyoruz. Çatı GES'imiz var. Elektriğimizin tamamını kendimiz üretiyoruz. Rekabet olarak da çok büyük ihtimalle bu anlattığınız bütün hepsi rekabet anlamında sizi zaten bir adım öne çıkaran en önemli, değil mi, yani unsurlar. Evet, evet. Tek çatı altında entegre tesis olmanız, her türlü tabii üretimi yapıyor olmanız ve sanıyorum lidersiniz de. Sektörün en büyük firmalarından bir tanesiyiz. ISO 500 listesi açıklandı biliyorsunuz. Orada evet. 147. sıradan 128. sıraya yükseldi Astor. İnşallah bu büyümemizi önümüzdeki dönemde de sürdürmeye devam edeceğiz. Yüzlerin altına Astor önümüzdeki dönemde ineceğini umuyoruz. Yani söylediğiniz gibi tek çatı altında üretim yapmak bize ciddi anlamda bir maliyet avantajı sağlıyor. Tabii. Bizim mekanik imalatlar bölümümüzde 2018 yılında burası üretime başladı. 2020 yılında mekanik fabrikamız üretime geçti. Orada burada gördüğünüz ürünlerin belli komponentlerini kendimiz üretiyoruz. Bu da bize ciddi anlamda bir maliyet avantajı sağlıyor. Yarım amul olarak gelen ürünleri siz içeride tekrar evet, ürün olarak kendimiz işliyoruz. Ürettiğimiz trafolarda kendi ürettiğimiz ürünleri kullanıyoruz. Evet, çok güzel. Peki bununla birlikte buradan galiba çok ciddi miktarlarda bir ihracat var. Evet. Değil mi?
%31 mi en son açıkladığınız bilançoda ihracatınız? Toplam satışlar içinde %33'lere geldi ihracatın payı. Geldi. Evet, %40'ları hedefliyorduk. Onu bu sene içinde gerçekleştireceğiz. Orada %50-50 gibi, yani %50'si iç pazara, %50'si de ihracat hedefliyoruz. Tabii biz Avrupa'ya ihracat yapıyoruz. Bizim için değerli olan bu. Evet. Daha rekabetin yoğun olduğu Euro bölgesine ihracat yapıyoruz. İspanya bizim önemli ihracat pazarlarımızdan bir tanesi. Burada oldukça hareketli, böyle sesler geliyor, şeyler geliyor. Yani hareketli bir yer. Üretim devam ediyor. Masar Enerji olarak biz üretmeyi seviyoruz, yatırım yapmayı seviyoruz. Önümüzdeki dönemde de buna devam edeceğiz. Devam edeceksiniz. İçeride peki satışlar Euro cinsinden mi yine, yoksa döviz cinsinden mi? Biz genelde satışlarımızı döviz cinsinden yapıyoruz. TİH'e yaptığımız satışlar Türk lirası olarak gerçekleşiyor. TİH'in de toplam satışlarımız içinde %13'lük bir payı var. Evet. Yatırımcı sunumunuzda bunları zaten vermişsiniz. Evet, yatırımcılarımıza güzel de bir paylaşıyoruz bunları. Var. Teşekkür ederiz. Hayatımda hiçbir şey değiştirmedi hafta arzla ilgili. Ben aynı Feridun gidip geliyorum. Sabah 8'de burada olurum. Burada olursam da saat 7'de çıkmış olurum. Benim hayatımda hiçbir değişiklik olmadı. Şunu diyebilirim. Banka konusunda daha rahatlamış olabiliriz belki. Ama yatırımlar yine bu seviyeye getiriyor insanı. Çünkü yatırım yaptığın zaman mecburen yine kredilere bulaşıyorsun. Kredilerle bunu yapmaya çalışıyorsun. Çünkü kimsenin cebinde böyle bir para yok. Samimi olacağız. Krediler uygun olduğu sürece biz yatırımlarımızı devam edeceğiz. Yani fırsat yatırımları kuruyoruz. Onun için az olur, büyüyecek diye ben özellikle basa basa söylüyorum. Bu bir süreçtir. Ne yaptığımızı çok iyi biliyoruz. Nereden geldiğimizi çok iyi biliyoruz. Özellikle basıyorum. Nereden geldiğimi çok iyi biliyorum. Burada ekmeği bulamadığım gün de oluyor. Bugün elhamdülillah işte burada 1900 kişiye yakın çalışanımız var. Hep beraber çok büyüyeceğiz. Çok daha geniş imkanlarla değerli Türk halkına, Türk mühendisine güvenerek biz bunu 5.000, 10.000 çalışanımızla büyümeyi hedefliyoruz. Bizim bir insan aldığımız zaman mutlu oluyoruz. Aslında mutlu, hani diyorsun ya, senin hayatına ne kattı? Bu kattı. Aslında bize borsa ne kattı dersen, borsa bize samimiyetimle söyleyeyim, birlik kattı. Yurt dışı, yurt içi birliğimiz çok arttı. Bizi bu kadar çok kimse tanımıyordu ama borsa sayesinde bunu tanımış olduk. Olcay Bey, peki nedir sizin ham maddeniz? Biz ağırlıklı olarak bakır, alüminyum, saç, çekirdeği nüvesi, trafo nüvesini oluşturuyor, silisli saç. Evet. Ve yağ kullanıyoruz, yağlı trafolarda yağ kullanıyoruz. Yani emtia bazlı bir ham maddeniz var yani, evet, değil mi? Evet, emtialarla evet. İlgili. Peki bunları nasıl hece ediyorsunuz? Tabii bunları biz önemli bir kısmını yurt dışından alıyoruz. Tabii bakır yurt içinden temin etme imkanımız var. Zaman zaman yurt dışından da temin ediyoruz. Evet. Yani döviz üzerinden aldığımız için tabii bunların kur riski ya da fiyat dalgalarının bundan etkilenmemesi için bir takım hedge enstrümanlarında kullanılması gerekiyor. Onunla ilgili özellikle bakır tarafında commodity hedge ile ilgili çalışmalar yapıyoruz. Bilançomuzu siz yakından takip ediyorsunuz. Evet. Biz kur riskini de iyi bir şekilde yönetmeye çalışıyoruz. Yani bu dönem ciddi anlamda kambiyo karı yazdık. Hani kambiyo zararlarımız kur artışlarından. Şeyde bayağı evet, bir kur hareketi oldu zaten. Hareketi oldu. Sizde oradan, de döviz pozisyonunda artı da. Evet, long pozisyondayız. Döviz pozisyonumuz artı, varlıklarımız daha fazla. O anlamda bilançomuz kur artışlarından olumlu yönde etkileniyor. Finansallardan sohbet edeceğiz zaten ama bunun haricinde biraz da Ar-Ge ile ilgilenmek istiyorum. Çünkü evet, hani anladığım kadarıyla Astor hani cirosunun bir kısmını Ar-Ge'ye düzenli olarak ayırıyor. Ve bu konuya da önem bayağı veriyor. Ve evet, bu konu sizde rekabette de anladığım kadarıyla bayağı ciddi bir katkı sağlıyor, fayda sağlıyor. Ar-Ge'nin nasıl bir önemi var sizde? Astor yenilikçi bir şirket. Ar-Ge yatırımlarına önem veren bir şirketiz. Biz Ar-Ge harcamaları açısından 250 şirket arasında 40. sırada yer alıyoruz. Evet. Geçen sene yaklaşık 112 milyon TL civarında Ar-Ge'ye yatırım yaptık. Bu sene de 60 milyon TL ilk 6 aylık dönemde Ar-Ge yatırımımız oldu. Orada önemli sayıda personel istihdam ediyoruz. Konusunda uzman mühendisleri, çoğu mühendis arkadaşları istihdam ediyoruz. Tabii trafoda
yapacağınız iyileştirmeler hem ürün kalitesini artırıyor hem ürün verimliliğini artırıyor. O anlamda Astor hem ihracat tarafında ihraç ettiği ürünlerde hem yurt dışına yasattığı ürünlerde Ar-Ge'ye önem veren, yeni ürünler, patentler geliştiren bir yapıya sahip. O anlamda biz Ar-Ge'ye son derece önem veriyoruz ve buna da devam edeceğiz. Transformatör zaten sizinle de az önce de sohbet ediyorduk. Transformatör anladığımla çok uzun zamandan beri değil mi? Aynı olan bir ürün. Evet, evet. Hani bir değişim falan olmadı orada. Sadece işte içindeki mühendislikle kullanılan Ar-Ge'nin bir etkisi var galiba. Bunlarla kesinlikle fark yaratılıyor. Yani, transformatörün yapısı teknik olarak çok fazla değişmedi belki ama sizin vurguladığınız gibi oradaki verimliliklerin artırmasına yönelik çalışmalar çok son derece önemli. Bunu da Ar-Ge'de yaptığınız geliştirmelerle mümkün buluyorsunuz. Tabii bu çünkü yani milyonlarca voltluk bir iş yapıyorsunuz. Evet. Her bir voltta verimlilik değil mi? %1 bile geliştirseniz onun evet, size çok ciddi bir katkıları oluyor. Tabii mevcutta hem Türkiye'den dünyada kullanılan trafoların bir kısmı iktisadi ömürlerine yaklaşmış ya da tamamlamış trafolar. Evet. Oradaki kayıplar biraz daha fazla ama yeni üretmiş olduğumuz trafolarda verimlilik son derece yüksek düzeyde. Yurt dışında da bu sizde bir rekabet avantajı veriyor mu? Kesinlikle. Sağlıyor mu? Sohbetimizde konuştuğumuz gibi hem Amerika'da hem Avrupa'da bu pandemi döneminde yatırımlar bir miktar askıya alındı. Tabii pandemi sonrasında yatırımlar hızlı bir şekilde Avrupa'da da artıyor. Bu da bizim ürünlerimize olan talebi sürekli artırıyor diyebiliriz. Arttırıyor, tabii. Evet. Yani borsanın etkileri çok, kesinlikle kabul ediyorum. Kendine bir kere çeki düzen de veriyorsun. Aile yapından da işte buranın, bunu samimiyetimle söyleyeyim. Buradaki insanların benim artık ortağım olduğunun farkındayım. Daha dikkat ettiğimi söyleyebilirim. Bunu gönül rahatlığıyla söyleyebilirim. Gerçekten yapıyorum. Öncelikle dikkat etmezsin. İşte şirketten bir para çekiyorsun. İşte kullanmak istiyorsun. Ama bunu diyorsun ki ya benim artık ortaklığım var yani. Artık belli bir maaşlı adam gibi çalışıyorsun. Burada da bir beklentimiz yok. Yani hani az sonradan para çekelim, bir şey yapalım diye bir düşüncemiz yok. Samimiyetten dolayı söylediğiniz için söylüyorum. Az sonradan bir para çekelim, bir şey yapalım. Böyle bir düşüncemiz yok. Yani kendi şahsımıza yetecek ayrı şirketlerimizde o gelirler var. Geri kalan az sonra nasıl büyütürüz diye hedefliyoruz. Şunu ben özellikle de söyleyeyim. Bazıları işte dünyanın kuralına göre ölüm hak diyoruz. Gerçekten hak. İyi ki ölüm var. İyi bir şey değil ama iyi ki var. Çünkü düşünüyorsun bazıları diyor ki ya 3 metre kefen. Vallahi ben diyorum ki 3 metre kefen de elimize geçmeyebilir. Çünkü neyle gideceğimizi bilmiyoruz. Onun garantisi de yok. Bu düşünceyle bizim arkamızda birisi dua ederse, Allah razı olsun derse bizim en mutlu olacağımız o. Finansallar kısmında bu konudan bahsedeceğiz zaten. Bu rekabet işi, evet, verimlilik işlerinden ve taleple ilgili. Zaten çok şu anda da bayağı bir güçlü bir talep var. Şimdi ben bir şey söylemek istiyorum. Az önce bana bir trafo gösterdiniz, gördük. Çok büyük bir şey yani, böyle tonlarca ağırlıklı bir şey. Yani bunun şimdi bir ihraç etmesi var. Bunlar nasıl gidiyor? Bu kadar tonlarca ağırlıkta olan şeyler nasıl ihraç ediliyor? Ve siz burada bir hizmet veriyor musunuz? Yani satış sonrası nasıl bir hizmet veriyorsunuz? Yani bu konuyu biraz bir anlatır mısınız? Tabii trafolar, özellikle güç trafoları tarafında tamamen proje bazlı üretim gerçekleşiyor. Müşterinin talebine göre üretimler gerçekleştiriyoruz. Tabii onların sizin vurguladığınız gibi nakliyesi ya da yerinde kurulumu da son derece önemli. Tabii. Kurulum yapıldıktan sonra onların belli periyotlarla bakımlarına yapılması, teknik bir sorun oluştuğunda hızlı bir şekilde müdahale edilmesi de gerekiyor. Astor Enerji bünyesinde bizim satış sonrası hizmetler olarak nitelendirdiğimiz yaklaşık 90 kişilik bir kadromuz var. Evet. Bu kadro hem yurt içinde hem yurt dışında bu teknik hizmetleri veriyor. Özellikle yurt dışında İspanya'da yeni bir yapılanmaya gidiyoruz. Satış sonrası hizmetler bölümümüzün orada ayrı bir yapılanması olacak. Öyle mi? Evet. Avrupa için önemli bir şey. Çünkü yani bu kadar büyük bir şeyin orada tekrar değil mi monte edilmesi, takılması sorun olduğunda da hemen kesinlikle anında da müdahale edemeyeceksiniz. Yani bizi rekabette ön plana çıkan hususlardan bir tanesi de bu aslında.
Ya bizim termin süreleri açısından kapasitemizi gördünüz. Diğerlerine göre çok kısa sürede temin etme imkanımız var. Sonrasında da güçlü bir satış sonrası hizmetler ekibimiz var. Onlar da hem kurulum aşamasında hem de servis aşamasında, teknik bakımların yapılması aşamasında bize ciddi anlamda Peki, destek veriyor. Şunu söyleyebiliyor musunuz? Hani rekabet konusunda biz dünyada en az Türkiye'de olduğu kadar iyiyiz. Yani bu konuda oldukça rekabet edici bir noktadayız. Astor Enerji olarak biz bir dünya markası olmayı hedefliyoruz. Türkiye'nin güçlü markalarından birisi olmayı hedefliyoruz. Ülkemizi uluslararası alanda da temsil etmekten gurur duyuyoruz. Tabii çok büyük rakiplerle, uluslararası alanda hepimizin bildiği rakiplerle biz rekabet ediyoruz. O anlamda bizim dünyanın her tarafında 90'dan fazla da ülkede ürünlerimiz şu anda kullanılıyor ve müşterilerimiz bundan son derece memnunlar. O anlamda çok biz rekabet ettiğimizi mutlaka geliştirmesi gereken alanlar var. O konuda da Ar-Ge yatırımlarımızla, yeni yatırımlarımızla çok daha güçlü imkanlara sahip olacağız. Ben paydaşlarıma şunu söyleyebilirim. Biz büyümek için bu yola çıktık. Biz daha da büyüyeceğiz. Bunu bilin diyeyim. Evet, iniş kalkışlar hep olabilir. Ama şunu samimiyetimle söyleyebilirim. Biz samimi şekilde çalışıyoruz. Gelin firmanızı görün. Firmanızın diyorum çünkü benim değil artık, hepimizin. Bunu görmenizi isterim. Kapımız 24 saat açık. Ama gündüzler olsa iyi olur, gece demeyeyim. Çünkü gece de çalışıyoruz. Gece burada değiliz. Bazen geliyoruz, baskın yapıyoruz ama gündüzleri buradayız. Her zaman kapımız açık. Gelin, istediğiniz soruyu sorun. Ne yaptığımızı görün. Biz büyümek istiyoruz. Çok büyük bir Astor ailesi olacağız. Biz bir aile ortamını sağlamışız. Yani %70 gidelim. Kime dersen, söylersen bizim ne olduğumuzu söyler. Ya bunu sağlamak kolay değil. Gerçekten kolay değil. Yani insanlarla söyle, lafla olmuyor. İcraatlarıyla oluyor. 24 senedir bu sektördeyiz. Kolay bir süreç değil yani. Evet Olcay Bey, şimdi yılın ilk yarısı bitti. Evet. Hayırlı olsun. Hani ciroda %68'lik bir artış var. Kârda ama %151'lik bir artış var. Bunun sebebini anlatmanız mümkün mü? Yani cirodan daha hızlı bir kâr artışı var ortada. Kârlılıkta mı bir yükseliş var? Bunların bir sonucu mu oldu yoksa geçen yılki kâr mı çok düşüktü? Tuncay Bey, sizin söylediğiniz gibi yani 2023 yılı ilk 6 aylık dönem şirketimiz açısından oldukça verimli bir dönemdi. Son çeyrekteyiz biliyorsunuz şu anda. Evet. Son çeyrek bilançolarımızı yakın bir zamanda açıklayacağız. Dönemsel olarak 3. çeyrek rakamlarımız ilk 2 çeyreğe göre çok çok daha verimlidir. Daha iyi rakamlar gelir. Evet. Mevsimsel bir etki var. Mevsimsel etkiler var. Sezonsal bir etki var. Evet, birinci çeyrek biraz daha düşüktür. İkinci çeyrek yatırımların başladığı, hem kamu hem özel sektörde yatırımların başladığı bir dönemdir. O yüzden ikinci çeyrek daha iyi. Üçüncü çeyrek ikinci çeyreğe göre daha satışlar anlamında iyi geçirdiğimiz bir dönem. O anlamda bu çeyrekte... En son çeyrek içinde var mı böyle bir istatistiğiniz? Bilanço rakamlarımızı açıklayacağız. Olumlu bir gelişme bekliyoruz. Dördüncü çeyrekte benzer bir performans mutlaka olacaktır. Dönemsellik etkisi mutlaka var ama biz son dönemde yatırımların artmasıyla beraber satışlarımızı ciddi anlamda artırıyoruz. İlk yarı yıldaki rakamlarımıza da yansımış durumda. Evet. Tabii karlılıktaki gelişimimiz oldukça önemli. Biz kar marjlarımızı oldukça iyi bir seviyelere taşıdık biliyorsunuz. Yani mesela orada da son 3 yılın yani 2019'dan itibaren olan bu brüt kar marjınız mesela ortalama %30'muş. Ama en son gelen rakamda çok daha yüksek bir rakam. Yani %37 diye. Evet, 36-37'ler seviyesine geldi. Yani kar bu marjımız. Sene kar marjında yükselip aynı şekilde esas faaliyet kar marjınız da yükseldi. FAVÖK marjınız da yükseldi. Evet. Bunun etkileri neden oldu? Niçin oldu bunlar? Tuncay Bey, bunun farklı etkileri var. Tabii maliyetlerdeki artışlar, daha doğrusu maliyetlerin yönetilmesi bizim açımızdan oldukça önemliydi. Pandemi döneminde maliyetlerimiz oldukça artmıştı. Hammadde fiyatlarında önemli artışlar gözlemiştik. O yüzden o dönemdeki maliyetlerimizin yüksek olması kar marjlarımızı bir miktar etkiledi. Tabii son dönemdeki gelişmelere bağlı olarak hammadde fiyatlarında bir miktar iyileşmeler söz konusu.
Tabi dönemsel olarak konjonktürel gelişmelere bağlı olarak da zaman zaman artış azalışlar olsa da bir miktar daha maliyetlerin aşağıda olduğunu görüyoruz. Bu da bizim karlılıklarımıza olumlu yansıyor. Tabi kar marjlarımız talebin çok yüksek olması, bizim toplam satışlar içindeki ihracatın payının artıyor olması orada da bir miktar olumlu kar marjlarımızı etkiliyor. Bizim ürün çeşitliliğimiz, dağıtım trafoları, güç trafoları, anahtarlama ürünlerimiz var biliyorsunuz ürün gruplarımız arasında. Biz son dönemde dağıtım trafoları tarafında önemli bir artış sağladık. Toplam satışlarımız içindeki payı %50'ler seviyesine geldi bizim dağıtım trafolarımızın. Evet. Güç trafoları %27'ler seviyesinde, %30'lara yakın bir paya sahip. Oradaki gelişim de bizim kar marjlarımızı bir miktar olumlu etkiliyor. Tabi bu kar marjlarımızı şu anda %33'ler seviyesinde EBITDA marjımız var. Net kar marjımız da %34'ler seviyesinde. Biz önümüzdeki dönemde de bu kar marjlarımızı uzunca bir süre daha korumayı hedefliyoruz. En çok da o kısmı zaten ben de merak ediyorum. Hani bu yükselişler acaba geçici bir etkenin yarattığı bir sonucu muydu yoksa? Hani bundan sonra birkaç sene daha bu yüksek seviyeler sürdürülebilir mi? Bunu da merak ediyorduk ama siz zaten biz evet sürdürülebilir olduğunu düşünüyoruz. Bizim temel hedefimiz toplam satışlar içindeki ihracatın payını ilk etapta %40'lar, orta vadede de %50'ler seviyesine getirmek. Biz hep şunu söylüyoruz, biz aslında çok rahatlıkla ihracatı daha fazla artırabiliriz. Ama iç pazarla ihracatı dengeli bir şekilde tutmaya çalışıyoruz. Tabi ihracatta kar marjlarımız bir miktar daha yurt içine göre daha iyi seviyelerde. Biraz daha anlamda, yüksek orası galiba. Evet, biraz daha yüksek. Biz hem talep artışına bağlı olarak hem de toplam satışlar içindeki ihracatın payındaki artışa bağlı olarak önümüzdeki dönemde kar marjlarımızın bu seviyelerde kalmasını, ortalama %33'ler seviyesinde kalacağını bekliyoruz. Favyok marjı için söylüyorsunuz bunu %33'ler. Evet. Biliyorsunuz enerji yatırımları özellikle yenilebilir enerji tarafında sürekli olarak artıyor. Evet. Yurt içinde EPDK'nın verdiği yeni lisanslar var. Daha önce alınmış lisansların yatırımına dönüştüğünü görüyoruz. İşte GES tarafında, rüzgar tarafında, RES tarafında çok ciddi yatırımlar yapılıyor Türkiye'de de. Neredeyse Türkiye kapasitesinin %50'sine yakın bir yatırım kısa vadede gerçekleşecek yenilenebilir tarafta. Bununla beraber özellikle Avrupa'da İngiltere, İspanya, Almanya gibi ülkeler hem teşvikler veriyorlar yenilenebilir enerji tarafına hem de o ülkelerde de ciddi anlamda yenilenebilir enerji yatırımları artarak devam ediyor. Tabii Türkiye bu anlamda önemli bir tedarikçi ülke Avrupa ülkeleri açısından. Biz Astor Enerji olarak bütün ürün gruplarını üretebilen bir firmayız. Dağıtım trafoları, güç trafoları, orta gerilim anahtarlama ürünleri, kesiciler gibi, beton köşkler gibi enerji üretiminden dağıtımına kadar geçen süreçteki bütün ürünleri üretebilen bir fabrikayız. Siz de tesisimizi gördünüz, görme fırsatı buldunuz. Türkiye'nin en büyük şirketlerinden bir tanesiyiz. Yani şu anda Astor hem Türkiye'de hem de Avrupa'da herhalde alanında en büyük şirket evet, olarak sayılı şirketlerden en büyük şirketlerden biz bir tanesi. Biz de gezdik çok da etkileyici. Hani fabrikada çok büyük, trafolar çok büyük. Birisi de herhalde arkamızda şu anda test, burası da test şeyiydi, laboratuvarı. Bahsettiğiniz yer burası. Burası, burası oldukça bizim için son derece önemli bir önemli yer aslında. Bir fabrika için aslında. Önemli bir noktadayız. Bizden önce burada bir test vardı. Uzaktan tabii ki izledik. Çünkü çok yüksek bir voltaj vardı. Ama hakikaten çok ilginç, çok da etkileyiciydi. O nedenle işler bitti. Biraz işte camlar açıldı falan, havalandık biraz. Rahat rahat oturuyoruz ama hakikaten yani şu anda siz izlemiyorsunuz ama tam böyle arkanızda çok daha büyük bir ürün var. Trafo var ve bu ne kadar tondu? 500 ton. Yaklaşık 500 galiba, tona yakın. Evet, 480 ton civarında bir trafo. Evet. Tabii burada biz ürettiğimiz bütün ürünlerin testlerini gerçekleştiriyoruz. Bütün ürünler mutlaka testten geçiyor. Burası uluslararası akredite bir test laboratuvarı. Evet. Faraday kafesi içinde bütün ürünlerimizin testlerini yaptığımız akredite bir bir laboratuvar. Şeyde Hakan Bey de bize az önce gayet güzel anlatmıştı. Evet. Çok ilginç bir yer yani benim için sürpriz oldu açıkçası.
Onu da söylemek istedim yani. Onu da haberiniz olsun. Üretilen ürünlerin testleri oldukça önemli. Onu vurgulamak isterim. Testi geçmeyen hiçbir ürün kesinlikle satışı yok. Müşteriye teslimi yapılmıyor. Tabii burada içeride TİH'in testlerle ilgili belli standartları var. O standartları sağlıyor olmanız gerekiyor. Evet. Uluslararası standartlar var. Burada yapılan testler tamamen akredite olduğu için oradaki standartları sağladığını bir tescil anlamına geliyor aynı zamanda. Bu da zamanda. Tabii ki önemli de bir avantaj. Tabii ki yani önemli bir avantaj. Için. Kendi imkanlarımızla yapıyor evet, olmamız. Ben buradan şuraya da geçmek istiyorum. Hani az önce söylediniz yani yurt dışında, Kuzey Amerika'da, Avrupa'da, bizde anladığımla sürekli artan bir talep var. Yani evet. bu talep de böyle bugünden yarına bitecek gibi bir havası yok açıkçası. Size baktığım zaman şöyle hani cironuzdaki büyüme hızı, son yılların bileşik ortalama bir büyüme hızı da gerçekten yüksek. Cironun artış hızı da gayet yüksek. Kârların artış hızı da yüksek. Evet. Hele hele bu kâr marjları da yine sürdürülecekse kârlar da gayet yüksek. Yani şimdi şöyle bir analiz yapıyoruz biz. Yani bu tempodaki büyüme hani çok fazla uzun soluklu olmayabiliyor pek çok şirkette. Bir yıl, iki yıl böyle çok hızlı bir büyüme geliyor. Ardından yeniden böyle bir normalleşmeler başlıyor. Yavaş bir büyümeye geçişler oluyor. Siz de Astor'un bu şu anki faaliyetleri için hani gelecek 4-5 sene için en azından bu büyümenin çok hızlı olup biraz daha yumuşayacağını mı tahmin ediyorsunuz? Yoksa bu talebin halen daha güçlü bir şekilde devam edeceğini ve bu güçlü büyümenin sürmesini mi tahmin ediyorsunuz? Tuncay Bey çok güzel bir soru. Şimdi Türkiye'deki dağıtım şirketlerinin yaptığı yatırımlar, TİH'in yaptığı yatırımlar, TİH'in bizim sektörümüze ayırmış olduğu bütçe, Uluslararası Enerji Ajansı'nın istatistikleri ve raporları bize şunu gösteriyor. Sektör her yıl %6 oranında büyüme göstermeye evet. devam edecek ortalamada. Şimdi Türkiye'de biraz önce vurguladığım gibi enerji yatırımları sürekli olarak artıyor. Hem rüzgar tarafında hem GES tarafında enerji yatırımları sürekli olarak artıyor. Tabii bu elektrikli araçların da Türkiye'de ve Avrupa'da sayısının artıyor olması bu alandaki yatırımları da önümüzdeki dönemde artıracak. Tabii aynı şekilde Avrupa'da çok ciddi yatırımlar var. İspanya, Almanya, İngiltere gibi ülkeler yenilenebilir enerji tarafına önemli miktarda yatırım yapıyor. Burada tabii bu yatırımlarla beraber Paris İklim Anlaşması'nın getirdiği işte karbon salınımının azaltılmasına yönelik yenilenebilir enerji yatırımlarıyla beraber mevcut trafolarında yapısına yeniden baktığımızda iktisadi ömürlerini tamamladığı ya da eski yapılar var orada. Evet, eski yapılar yenilenme var. Yenilenme ihtiyacı arttı. Kesinlikle herhalde. Verimlerin düşük olduğunu görüyoruz. Yani buradaki tabii enerji üretim maliyetlerinin artıyor olması buradaki kayıpları son derece önemli hale getiriyor. Dolayısıyla bizim ürettiğimiz ürünler kayıpları son derece düşük. Dolayısıyla hani yapmış olduğunuz yatırımı kısa sürede geri evet. dönüşünü sağlayabilecek nitelikte yatırımlar. O yüzden bu alandaki yatırımların biz uzunca bir süre daha devam edeceğini bekliyoruz. Yani bu bugünden yarına işte ciro artışı sağlandı, bu karlılığa yansıdı gibi bir yaklaşımla değil. Önümüzdeki dönemde enerjinin öneminin artacağı, yenilebilir taraftaki yatırımların artmaya devam edeceği ve bunun da bir 2035'lere kadar bu şekilde devam edeceğini öngörüyoruz. Tabii sonrasında gelişmeleri hep beraber takip edeceğiz. 2035 yani aslında az da değil yani uzun bir zamandan süre, bahsediyorsunuz. Evet uzun bir süre aslında. Yani sürekli sürdürülebilir bir büyüme ya önümüzdeki temposu. 10 yılda da enerji yatırımlarının aynı şekilde devam edeceğini bekliyoruz. Biz geçen yılki ciromuzla bugünkü ciromuzu karşılaştırdığımızda dolar bazında neredeyse %100'lere yakın bir büyüme evet. söz konusu. Tabi bu bizim kapasitelerimize de yansıyor. Üretim kapasite kullanım oranlarımıza da yansıyor. Onunla ilgili bir kat duyurusu da yaptık biliyorsunuz. Evet. Özellikle dağıtım trafoları tarafında biz kapasite kullanım oranlarımıza yaklaşmış durumdayız şu anda. %85'lerin üzerine çıkmış durumda. Tabi bu konuda çok ciddi talepler alıyoruz. Hem yurt içinden hem yurt dışından yakın komşularımızdan önemli talepler alıyoruz. Ya bunları karşılayabilmek adına biz
önümüzdeki dönemde bir yatırım da planlıyoruz. Burada bir yatırıma ihtiyaç paylaşmıştık. Var. Ankara'da da yeni bir fabrika yatırımı ya da bir yeni bir arazi tahsisiniz var. Orada yeni bir yatırım mı var? Tuncay Bey, bu gördüğünüz alan 140 bin metrekarelik bir alan. Yeni aldığımız arsa yaklaşık 240 dönümlük bir alan. 240 bin metrekarelik bir alan. Orada yeni yatırım planlıyoruz. Biraz önce vurguladığım gibi burada yoğun talep nedeniyle fabrika şu anda kapasite kullanım oranına yaklaşmış durumda. Aldığımız yeni arsada, 240 dönümlük arsada hem buradaki kapasite artışını sağlayacak bir yatırım planlıyoruz. Hem de önümüzdeki dönemde yine enerji sektörüyle ilgili olmak üzere değişik yatırım imkanlarını araştırıyoruz. Onunla ilgili fizibilite çalışmalarını gerçekleştiriyoruz. Yani bu yatırım fırsatlarını değerlendirip ona göre orada önemli bir yatırım yakın zamanda planlamış olacağız. Çok güzel. Hayırlısı olsun. Çünkü büyük de bir arazi. Bizler de izliyor olacağız inşallah. Ciro'da nasıl bir hedefiniz var? Şu anda bu yılın ilk yarısını 238 milyon dolar olarak yakaladık herhalde. Bir yanlışım varsa düzeltin. Yıl sonunda nasıl bir hedefiniz var? Satış kısmı sizin fiyat tespit raporunuza paralel bir şekilde gidiyor aslında. Evet. Orada da 9 milyarın bir miktar üstünde bir ciro bir bekleniyordu. Burada nasıl bir yıl sonu hedefiniz olacak? Bizim 2023 yılı için yaklaşık 540 milyon dolarlık bir ciro hedefimiz vardı. Sizin vurguladığınız gibi ilk yarı yılda önemli bir kısmını gerçekleştirdik. Ama bu çeyrekte ve son çeyrekte çok daha önemli bir ciro artışımız olacak. Evet. Biz yurt içinden ve yurt dışından çok yoğun talepler alıyoruz. Yani bu sene aldığımız toplam sipariş miktarı yaklaşık 680 milyon dolar seviyesine geldi. Dolayısıyla bu yılki yılbaşından bugüne kadar toplam aldığımız sipariş miktarı. Dolayısıyla biz ciromuzu hedeflediğimizin üzerinde gerçekleştirme imkanına sahip olacağımızı düşünüyoruz. Evet, zaten sektör de çok güçlü ve hızlı bir şekilde hareket ediyor. Borçluluğunuz çok fazla yok, net borcunuz yok. Cari oranınız bayağı yukarıda. Döviz pozisyonunda longsunuz. Buralarda işletme sermayesi bakımından herhangi bir zorluğunuz var mı? O konuda nasıl bir yönetim yapıyorsunuz? Astor Enerji öz kaynakları güçlü bir şirket. Likit anlamında herhangi bir sorun yaşamıyoruz. Bu tabii halka arzdan sağladığımız önemli bir kaynak var. O kaynağı biz içeride yatırımlarımızda kullanıyoruz. Önümüzdeki dönemde yatırımlarımızda bir miktar buradan finanse etmeyi düşünüyoruz. Evet. Tabii bununla beraber kar marjlarımız biraz önce konuştuğumuz gibi oldukça yükseliyor, düzenli ve yüksek, iyi seviyelerde. Buradan sağladığımız nakit akışı bizim finansal anlamda güçlü olmamızı sağlıyor. Bu sene nakit akışı da güçlü zaten. Evet, devam bu sene ediyor. De devam geçen edecek sene aynı de şekilde. Bu sene de güçlü geliyor. Önümüzdeki yılki talepler, enerji sektörüyle ilgili projeksiyonlar dikkate alındığında yani uzunca bir süre daha bu şekilde cirolarımızın, kar marjlarımızın ve güçlü finansal yapılarımızın devam etmesini öngörüyoruz. Bekliyorsunuz, evet. Temettü ödemesi bu sene yaptınız. Şirket olarak temettü açısından nasıl bir yaklaşımınız var? Devam edecek misiniz ya da? Biz temettü ödemeye devam edeceğiz. Bu sene yeni halka açılmamıza rağmen temettüyü dağıttık biliyorsunuz. Yatırımcılarımıza %30 oranında nakit temettü dağıttık. Biz temettü politikamızı da yatırımcılarımıza da paylaştık. Minimum %30'lar seviyesinde olmak üzere elde ettiğimiz karı yatırımcılarla paylaşacağız. Biz temettü dağıtan şirketler arasında olmak istiyoruz önümüzdeki dönemde. Biliyorsunuz Astor Enerji yeni açılmasına rağmen kısa bir süre içinde BIST 30'a girdi. Uluslararası endekslere dahil oldu. Temettü 25'e de girersiniz inşallah. İnşallah girmeyi hedefliyoruz. Bu arada katılım ve sürdürülebilirlik endekslerini çok soruyorlar mesela sizinle ilgili. O konularda bir şeyler söylemek ister misiniz? Tabii Astor Enerji katılım endeksinde yer alıyordu. Bu sene yapılan değerlendirmede rasyoların bir miktar üzerinde kaldığımız için katılım endeksi dışında kaldı. Dışına aldılar. Evet, yıl sonu itibariyle tekrar bir değerlendirme yapılacak. 6 aylık dönemlerde biliyorsunuz bu değerlendirme yapılıyor. Biz tekrar önümüzdeki dönemde katılım endeksinde yer alacağız. Yani geçici olarak çıkmış olmamız muhtemel, tekrar katılım endeksinin içerisine girmeyi ümit ediyoruz. Girmiş olacağız, onu hedefliyoruz. Biz tabii uzunca bir sürede katılım endeksinde kalacak yönde çalışmalarımızı gerçekleştireceğiz. Tabii sürdürülebilirlik bizim için son derece önemli.
Astor çevreye duyarlı, sürdürülebilirlik ilkelerine uygun bir şekilde üretim yapmayı hedefleyen bir şirket. Tabii ihracatımız var, uluslararası yatırımcılarla birlikte hareket ediyoruz. O anlamda sürdürülebilirlik konusunda da biz çalışmalara başladık. Bu konuda 2024 yılı sonu itibariyle sürdürülebilirlik endeksine de girmeyi hedefliyoruz. Evet. Bu konuda bir danışmanlık anlaşması yaptık. Dolayısıyla 2023 yılı içerisinde ve 2024 yılı içerisinde hem politikalarımızı belirleyeceğiz, karbon ayak izimizi ölçer hale geleceğiz ve bununla ilgili fabrika içerisinde tüm gerekleri yerine getirmeyi hedefliyoruz. Fabrikayı gezerken gördünüz, biz tamamen kendi elektriğimizi kendimiz üretiyoruz şu anda. Çatı GES'imiz var, 6.6 megawattlık. Kendi elektriğimizi kendimiz üretiyoruz, evet, yeşil enerjiyle. O da önemli bir özellik. Evet, bizim başka bir iş kolumuz da elektrikli araç şarj istasyonları tarafı. Orada kullandığımız elektriği karşılamak üzere de hala da 16 megawattlık bir GES, evet, yatırımımız hala devam ediyor. Onu da bu yıl içinde tamamlayacağız. Dolayısıyla bizim orada kullandığımız enerji de tamamen yeşil enerjiyle karşılanmış olacak. Biz fabrika içinde kullandığımız araçlarımızı elektrikliye döndürüyoruz şu anda. Elektrikliye döndürüyorsunuz. Su yönetimi yani konusunda tedbirler alıyoruz. Konusunda olabildiğince zaten her şeyi şu anda gördüğümle atıyorsunuz zaten, yapıyorsunuz. Evet, bütün önlemleri almaya çalışıyoruz. Bütün gereklilikleri yerine getirmeye çalışıyoruz. O alanda da son derece, evet, duyarlı olduğumuzu vurgulamak istiyorum. En son olarak o konuyu da çok atlamayalım. Elektrikli araç şarj işletmeciliği ile ilgili şu anda mevcutta yatırımlarınız var. Devreye de aldığınız, evet, bazı, evet, şeyler, evet, var, cihazlar var. Bunların 2024 yılında ciroya yansımalarını ne kadar tahmin ediyoruz? Var mı, olacak mı? Elektrikli araç şarj istasyonları tarafı bizim önem verdiğimiz bir iş kollarımızdan bir tanesi. Tabii orada elektrikli araç sayısına bağlı olarak henüz cirolar beklediğimiz düzeyde değil. Biz şu anda yatırım aşamasındayız. Toplam 180 slotluk şu anda şarj istasyonumuz, evet, var. Türkiye'nin 20 ilinde Astor şarj markasıyla hizmet veriyoruz, vermeye başladık. Tabii biz Türkiye'nin her tarafında olmayı hedefliyoruz. Türkiye'nin her tarafında yaygın ağ olan şarj işletmeciliği yapacağız. Bu alanda da ciddi bütçeler ayırıyoruz. Bu sene içinde yaklaşık 10 milyon euroluk biz elektrikli araç şarj işletmeciliği tarafına yatırım gerçekleştiriyoruz. Evet. Önümüzdeki yıllarda da bu yatırım tutarı artarak devam, evet, edecek. Tabii ciroya ve karlılığa katkısı 2025 yılından sonra olmasını bekliyoruz. Burada araç sayısının artıyor olması, hepimiz artık görüyoruz. Tabii. Çevremizde araç sayısı artmaya başladı. Artıyor. Avrupa'da daha iyi seviyelerde, Türkiye'de de hem yerli üretimimiz hem de yurt dışından yapılan yeni araç girişleriyle beraber oradaki artışı karşılamak üzere cirolarımızda önemli artış olmasını bekliyoruz. Evet, anlıyorum. Olcay Bey, çok güzel bir sohbet oldu. Her şey için çok çok sağ olun. Eksik olmayın. Astor için güzel günler inşallah devam edecektir diye ümit ediyoruz. Çok teşekkür ederiz Tuncay Bey. Biz üretim yapmaya devam edeceğiz. Yatırım yapmaya devam edeceğiz. İhracatımızı artırmaya, istihdama katkı sağlamaya devam edeceğiz. Astor, siz de gördünüz, çok büyük bir şirket. Evet. Üretim yapan bir şirket. O anlamda biz güçlü finansal yapımızı sürdürmeye devam edeceğiz. Biz Türkiye'nin önemli şirketlerinden bir tanesiyiz. Türkiye'yi uluslararası alanda temsil eden güçlü markalardan biri olmaya devam edeceğiz. O anlamda hem yurt içinde hem yurt dışında yatırım yapmaya da Astor Enerji olarak devam ediyor olacağız. İnşallah başarılı olacağımızı ümit ediyoruz. Çok güçlü bir kadromuz var. Bütün ekibimizle beraber bu konuda elimizden geleni yapacağız. İnşallah bizler de sizleri yine izlemeyi de sürdüreceğiz. Analizler de yapacağız elbette. Çok çok teşekkür ederiz. Raporlar da yazacağız. Midas'la beraber yaptığımız şirket hikayeleri videosunun üçüncüsünü yaptık. Bu videoda Astor Enerji'yi ele aldık. Geldik, gördük, inceledik, gezdik. Sağ olsun bizimle çok yakından ilgilenildi. Çok güzel bilgiler verildi. Astor Enerji Genel Müdür Yardımcısı CFO Sayın Olcay Bey bizimle çok yakından ilgilendiler. Sorduğumuz her soruya da samimiyetle yanıtlar verdiler. Bu tarz videolarımız Midas'la birlikte devam edecek. Herkese hoşça kalın.